بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. Arkadaşlar merhaba. Şehname destanları biliyorsunuz ki şimdiye kadar kaç bölüm yaptık ve geçenki derste burada kalmıştık ki işte Gorgin geliyor, bu saf Bijen'i şey ediyor, böyle kandırıyor, diyor ki biz İran'a dönmemize ona şeyine, onun yerine gitsek, böyle Afrasiyab'ın güzel bir kızı var burada, eğleniyorlar, gitsek onlara katılsak belki. Bijen de saf olduğu için hemen kabul ediyor. Ve aslında geliyor bir kıza, ne demiştik? Buraya gelmiş gibi bir kıza diyor ki, eğer sen beni Menice ile Menice dedik, çok güzel bir kızdı. Afrasiyab'ın kızıydı. Afrasiyab kimdi? İşte oranın komutanı, oranın mesela başbakan diyelim, oranın başbakanı gibiydi. Yani aslında çok çok önemli bir şahstı Menice. Sıradan bir kız değildi. İşte onun yanına gitmiş ama bilmiyor ki aslında Menice'nin kendisiyle konuşuyor. Diyor ki, beni Menice'nin yanına götürsen beton tacı zermiyle hem sana altınlar, işte önemli böyle kıymetli şeyler veririm. Buraya gelmiştik. Sonra Menice onun cevabında ne diyor? Evet, burası da şiirleriydi. Eğer nik rayi koni tacuzer, toro bahşem guşvaro kemer. Mera suye an hul çehre beri, deleş badele men be mehra beri. Burada şey diyor, Bijen diyor. Diyor ki, eğer beni onun yanına götürürsen sana tacuzer, zer yani altın, tac da yani altın, sana kızıllar, altınlar veririm. Guşvare yani şey, kulağa takanlar var ya, o altınlar neydi o? Sırga. Sırga mıydı? Küpe. Küpe, evet. Küpeyi veririm. Sana şeyler veririm, kızıllar veririm. Suya ahul çehre. Bana o güzel yüzlüğü bana ona götürsen. Deleş badelemen ve mehra vereyim. Onun kalbini de bana karşı yumuşatsan. Tabii az bir şey de istemiyor. Bir menajerin yanına götüreceksin. Bir de beni onun yanında sevdireceksin. Eğer böyle şeyler yaparsan işte sana altınlar falanlar veririm. Sonra Menice der cevap Bijen goft. Menice Bijen'e cevap olarak dedi. Anke donbalaş mi geldi? Hode men hastam. Aradığın kişi aslında benim, ben kendimim. Hode men, ben kendimim. Sonra şiirde diyor. Menice menam dohte Afrasiyab. Nedide berahne ruham aftab. Diyor ki Menice benim, Menice benim. Dohte Afrasiyab. Duht, duhter yani kız. Afrasiyab'ın kızı. Benim. Nedide berahne ruham aftab. Aftab biliyorsunuz güneş demek. Berahne yani çıplak. Ruh da yani yüz. Diyor ki o kız benim. Benim çıplak yüzümü, çıplak derken yani yüzüm, biliyorsunuz eskiden bayanlar maske takardı. Böyle sadece gözleri gözükürdü. Hatta eğer mesela ne kadar bu bayanlar üst düzeyli olsaydılar, mesela padişahın, işte komutanların karıları, kızları hiç yüzlerini göstermezler halkta. Diyor ki hatta benim maskesiz yani çıplak yüzümü güneş bile görmeyip, o kadar ben bir şeyim artık. Üst düzeyli bir bayanım, aslında kendini övüyor burada. Sonra goftegu yaşan edame peydakardı. Konuşmaları goftegu, bakın goft ve gu. Goftogu yani konuşmaları devam etti, devamlı oldu. Devam, edame peydakar. Devamlı oldu. Ve az yekdiger hoş yaşan amel. Ve birbirinden hoşlandılar. Hoş yaşan amel, hoşlandılar. Ve nehayeten ve sonunda Menice Bijen ra ve harem sarayaş davet mi koner. Ve sonunda Menice Bijen'i Raddik ismin ihali Bijen'i haramına, haramsara biliyor musunuz nasıl bir şey? Haramsara çok özel bir yer, yani herkes oraya giremez, saray gibi. Ama sarayın tabi bir köşesi ki herkes oraya destursuz mesela giremez. Sadece özel, yakın olanlar oraya giriyor. Halvet de diyebiliriz. Bijen'i kendi halvetine, kendi sarayına davet ediyor. Evet. Sonra şiirde diyor.
گرایی خرامان به نزدیک من، بیافروزی این جان تاریک من. Hani yukarıda yani yukarıda derken geçen ki derste dedik ya Bijan da aslında çok yakışıklı böyle saçları siyah, gözleri siyah, kaşları siyah bir şeydi. Hatta menajer onu başka bir insana benzetmişti. Siyah beşe benzetmişti ama demiştik ki siyah beş aslında bu zamanda ölmüş. O kadar sevmişti ki bu insanı hemen şey ediyor yani haremine davet ediyor, davet ediyor ve diyor ki eğer benim yanıma haraman yani mutlu gelirsen benimle biafruzi in cane tarike men benim bu karamsal canımı kara canımı biafruzi aydınlatırsın. Evet öyle davet etmiş sonra menije biyamed gereftaş beber goşad az niyanaş kiyani kemer. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi şiir. Sonra diyor ki menince geldi, biyamed yani geldi, gereftaş ve ber. Ber bir anlamı kenar demektir ama ber şiirlerde genelde kucak demektir. Gereftaş ve ber kucağına aldı onu. Goşad ez miyanaş kiyani kemer. İşte kemerinden aldı, belinden tuttu. Hani üstte diyor ya benim yüzümü güneş görmeyip bile neden bu kadar çabuk açıldı ben de anlayamadım yani neden kucağına aldı. Tabi bunlar çok kısaca anlatıldığı için olabilir çünkü Şehname biliyorsun çok uzun aslında bir şiir. Burada sadece hikaye anlatmak için çok kısa kısa mesela şiirleri koymuş ve anlamlarını yazmış. Bijan ba'daz se ruz ve se şab. عیش و نوش و خوشگذرانی با منیژه تازه یادش آمد که الان باید پیش کیخسرو می بود. Evet, diyor ki Bijan بعد از یعنی sonra بعد از پس از یعنی sonra سه روز و سه شب 3 gece ve 3 gündüzden sonra ve bugünlerde ne yapmış? عیش و نوش خوشگذرانی با منیژه. منیژه ile işte eğlenmiş. Eyşenuş ve hoşgüzelini ikisi de eğlenmek demektir. Hatta hatırlarsanız biz eyşenuş kötü eğlenmek demiştik. İşte mesela içki içmek. Yani şey nasıl desek. Kötü bir eğlence aslında. İyi anlamı yoktur. Diyor ki bunları yaptıktan sonra taze yadaş anlar. Yeni hatırladı. Yani bunları yaptıktan sonra taze aklına geldi ki el-an bayat pişe keyhosra mebud. Şimdi ona Keyhosu'nun yanında olması gerekiyordu. Keyhosu da eğer unutmuşsanız işte İran'ın şeyidir, şahıdır. Aslında Keyhosru bunları domuzları öldürmesi için bir görev için göndermişti. Ama bunlar 3 günden sonra yeni hatırlamış ki İran'a dönmeleri gerekiyormuş. Azime raftan de İran şod. İran'a dönmek için azimli oldu veya gitmek istedi. Menije az vey porsid. Vey dedik u demek u yani o. Menije ondan sordu. Koca miravi? Nereye gidiyorsun? Bijan pasok dad. Yani Bijan cevap dad. Bijan cevapladı. Evet yine bir şiir yazmış. Gehe raftan inak feraz amadam. Be qasd İran niyaz amadam. Diyor ki inak, inak yani aknun yani şimdi. Diyor ki şimdi gitmek için niyetliyim. Ve İran'a dönmek için ihtiyaç duyuyorum. Sonra amma in bar. Amma bu defa. Bakın bar bir anlamı yük demektir ama in bar yani bu defa, bu kez. Yani defa anlamı da veriyor. Amma in bar menije mane raftane Bijan ve İran şod. Bu defa menije Bijan'ın İran'a gitmesine mani oldu. Mane şod yani mani oldu. Destur dad. Destur verdi ya emretti. Ta daruye huşberi. Daruye huşberi. Huş biliyorsunuz akıl demektir. Beri bordandan geliyor yani götürmek. Huşberi yani işte baygın etmek. Aklını aparan bir daru, bir derman. Dercan ve şarap berizan. İşte şarap sürahisine döksünler ve bebijan bedahan. Bebijan'e versinler. Tabii bunun şey etmesini istiyor. Baygın olmasını istiyor ki gitmesin. Evet.
Menajer işte bunları yapmış. Evet, şiiri de bu. Befermud ta daruye huşber. Perastar amiht ba nuşber. Huşber dedik. Akıl aparan veya bayıltıcı bir daru, bir derman. Nuşber de yani şarap. Befermud yani emretti ki o işte bayıltıcı dermanı. Perastar aslında perastar günümüzdeki Farsçada şey demektir. Ne derler ona? Hani hastanelerde çalışır ya çok da mihriban olur. Perastar, perastar. Hemşire, hemşire. Günümüzdeki Farsçada hemşire ama sanırım o zamanlarda perastar yani orada bir çalışkan bir insan. Çalışan bir insan. O çalışan dedi ki nuşberin içine amiht. Amiht'ten de yani işte karıştırmak. O dermanı o nuşberin içine karıştırmasına emir etti. Sonra Bijan came şarap ra ser keşid. Bijan işte şarap sürahisini ra dedik ismin ihali ser keşid. Yani içti. Ser keşid nasıl bir içmek? Hani siz tesevvür edin şimdi hayal edin. Elinizde bir bardak su var. Onu birdenbire hepsini bir nefeste içseniz serkeşiden derdi. Yani hani hiç vakit telef etmeden, hedere etmeden birden içmeniz serkeşiden oluyor. Evet, burada da aynen öyle şarabı hiç nefes almadan içmiş. Hepsini birden içmiş. Bihuş şod. Huş yani akıl, bihuş akılsız. Akılsız mı oldu? Hayır. Yani bayıldı. Bihuş şodan yani bayılmak. Aslında biz bayıldığımız zaman aklımız başımızda olmuyor ki. O yüzden bihuş diyoruz. Bihuş bayıldı. Ve kenizan. Ve orada çalışanlar işte keniz nasıl bir şey biliyor musunuz işte hizmetkar demekti. Hizmetkarlar ve kenizane menije. Menijen işte hizmetkarları uğra onu yani bijeni bahodeşan ve kasra afrasiyab buradan. Yani utanmadan bir de Efrasiyab'ın sarayına götürdüler. Efrasiyab dedik ya Menice'nin aslında babası oluyor. Çünkü şimdiye kadar Menice'nin sarayında kalıyordu ama işte kenizler, hizmetkarlar onu Efrasiyab'ın sarayına, kasr yani saray, sarayına götürdüler. Vakti Bijan behuş amad. Yani Bijan ayıldıktan sonra, akıla gelmekten sonra behuş amad. Hodeş ra der kah dedi. Kah yani kasr. İkisi de aynı anlam. Yani saray. Kendisini sarayda buldu. Hodeş ra der kah dedi. Kendisini sarayda gördü veya buldu. Benali o zari o lanet ferestaden ber gurgin şuru kerd. Nale bu zari yani inlemek. Naliden inlemek. Lanet ferestaden yani lanet yani şey göndermek ya lanetlemek. Kime? Tabii Gorgin'e. İşte inlemeye başladı, lanet etmeye başladı Gorgin'i. Şiiri nasılmış? Çobi da şod bijan o huş yaft. Hemi hod ra be turan zemin nuş yaft. Bepiçid bar xiştan bijana. Be yazdan benalid ze ahrimana. Evet, çok güzel demiş. Ben burasını çok sevdim. Ahengi güzel geldi bana. Çok iyi darşod. Ço yani o zaman. O zaman ki uyandı Bijan ve huş yaptı ve akıla geldi işte kalktı. Hemi hotra ve Turan zemin nuş yaptı. Turan zemin daha önce de açıkladık. Aslında Türklerin birleşik şeyleri, eraziler, işte memleketler, devletleri. Şehname'de Turan zemin geçiyor. Turan. Aslında Torkan Zemin sanırım olacaktı ama şiirde Turan Zemin geçmiş. Dedik ya bunlar da İran ve Turan. İran ve mesela Türklerin şeyi sınırına gitmişler. Orada Menice'yi görmüş. Kendisini Turan Zemin'de iş gördü. Yani Türklerin sarayında yerinde gördü. Bepiçid berhiçten. Hani insan üzüntüden kendisine yaslanır ya. Sanki kendisine sarılır. Ona piçiden diyorlar. Be piçit berfişten Bijan'a. Bijan kendisine sarıldı. Be yazdan ben alidze ahrimena. Yazdan yani Xuda perverdigar. Allah demektir. Ben alid. Yani Allah'a yalvardı, inledi. Kimin elinden? Ehrimenlerin elinden. Ahrimen şeytanlar demek. Tabi burada
Bijen'i kastediyor. Pardon. Gorgon'i kastediyor. Bazı müddeti, bir süreden sonra negahbanan kasr, kasr dedik kah demekti, saray demekti, sarayın korumaları, o insana muhafızları desek, negahbanan muhafızları müteveccihe vücudu bijen mişavand. İşte bijenin orada var olmasına, mevcut olmasından muteveccih mişavand, yani bu haber mişavand, haberdar oluyorlar. Haber ra, haberi ve guşa Efrasiyab, Efrasiyab'ın kulağına yetiştiriyorlar. Aslında diyorlar, yani kulağına yetiştirmek yani demek. Kemenice ne demişler ki? Menice duhtarat. Senin kızın Menice. Rusvayı ve bar avardı. Rusvayı yani sanırım Türkçe'de var. Rusva yani çok kötü bir iş. Rusvayı ve bar avardı yani çok gerçekten haykırı bir iş yapmak. Çok kötü bir iş yapmak. Evet demişler ki kızın Menice bir kötü bir iş yapmış. Ve yek acnavi der mahfele uz. Acnavi yani harici yani bigane. Sanırım Türkçe'de var ecnevi kelimesi. Diyor ki ve bir ecnevi onun mehfelinde. Mehfel yani yerinde onun sarayında. Aslında sarayı kastediyor. Evet şiiri nasılmış? Çok güzel. Yek çendgah inçenim. Pesagahi amad be derban azim. Negah kard ke u kist ve şehrash kocas. Bedin amadan suye turan çerast. Dedik ya bu aslında burası Türklerin toprakları, Turan yerleri. Çobok zaş in çengah inçenin. Yani birkaç gün böyle geçmesinden nedenle Agahi amad be derban azin. Derban yani negahban yani muhafız. Muhafız şey etti, agah oldu. Agah oldu yani bildi, haberdar oldu. Negah kard. Negah kard yani negah kard. Şiirin işte kafiyesi düz olması için negah yerine negah demiş. Baktı ki o kimdir ve şehri nerede? Yani nereden geliyor? Bedin amadan suye Turan. Çeraz. Çera yani neden? Neden Turan topraklarına gelmiş? Hani aslında bunlar komşu ülkeler. İşte İran ve Turan ama Şehname'de bunlar çatışıyorlar sürekli. Yani bunlar mesela bir İran'dan Turan'a gelmesi onları çok şaşırtmış. Neden mesela Turan'a gelmiş? Acaba bir savaş mı başlanacak diye hemen Efrasiyab'ı kulağına yetiştirmişler ki bir de senin kızın bunu yapmış. Ateş az vücud-ı Efrasiyab zabane mi keşid? Bu çok edepli ve şiirsel bir anlam. Ateş az vücud-ı kesi zabane mi keşid? Yani o kadar birisi sinirleniyor ki içinden sanki ateşler böyle yükseliyor zabane keşiden. Hani ateşin o üçleri var ya sanki bağırıyorlar böyle ateş yakınırken, yakarken böyle ateşin ucları böyle şey olur ya turuncu renginde olur sanki bağırıyor o şey. İşte Efrasiyab'ı ona benzetmiş demiş ki o kadar sinirlendi ki adeta içinden bir ateş, bir öfke çıkıyordu sanki. Ve beraderaş Gersiyuz destur mi dehad? Abisine Gersiyuz abisinin adı destur veriyor. Kim veriyor? Afrasiyab veriyor. Ke foran Bijan ra idam konan. Ki en çabuk zamanda yani çok çabuk. Foran yani en çabuk, çok çabuk. Bijan'ı idam etsinler. İş şiiri de böyle. Anne gün baht ra zende berdar kon. Vazuniz ba man magerdan suhan. Sahon. Bakın aslında bu sohan dememiz gerekiyor ama kon sahon. İşte kafiyesi düz olması için sahon okumamız gerekiyor. On ne gün bak yani o biçareyi diri diri zende diri diri berdar kon. Dara as dar yani dar yani ağaç ağaca as. Vazuniz ba man magerdan sahon. Onunla da benimle konuşma. Onun hakkında da benimle konuşma. Hani affedeceksin diyeceksin falan. Hiç lafını etme bile onlara demiş. Sonra Bijan çe gunahi kerde bud ke bayad in tor tagaz pas bedahad. Diyor ki Bijan'ın suçu neydi? Ne suç işledi ki bu şekilde in tor yani bu şekilde
işte teras vermesi gerekiyor. Teras yani nasıl desek, ceza yani ceza almak. Bu kadar kötü ceza almasına için ne yaptı ki diyor. Vakti tanab dar را به گردن بیژن می انداختند، بیژن در آن اوج ناامیدی با خدای خودش راز و نیاز می کرد و دست به دامان باد شد. İşte diyor o darı, hani tanabe dar, bir tane ip var ya, insanların boğazlarına bağlarlar, bir ağaca asarlar. O şeye, o ipe biz şey diyoruz, tanabe dar. Diyor ki işte o ipi onun gerdanına, asmaları işte o anda, o zamanda Bijan da ne yapıyordu? Der o cenab-ı ümitsizliğin en kral şeklinde bu hodaya hodaş raz ve niyaz nikar. Kendi Allah'ıyla raz ve niyaz ediyordu, yani dua ediyordu. Ve dest be damane bad şod. Dest be damane çizi şodan, yani yardım istemek. Yelden bad, yani yel. Yelden yardım istedi. Nasıl yardım istedi? Böyle. Aya bad, bu güzel ve İran zemin. Peyami ze men berbehe şah. Yok, kötü okudum. Aya bad, bu güzel ve İran zemin. Peyami ze men ber şah zemin. Begûyeş ke bîjen be sehtî der ast. Çu ahû ke der çenge şîre nar ast. از آنجا برو سوی زابلستان بر راد مرد رستم پهلوان. Birazcık Şehname okumak zor bir şey çünkü çok eski kelimeleri olduğu için ben de bazen şaşırıyorum nasıl okuyacağım. Kusura bakmayın, oluyor bazı zamanlar. Ey bad, ya bad, bad yani yer. Ey bad, bu güzel ve İran zemin. İran'a geç, İran'dan güzel yap, İran'dan yani şey et, yolun oradan düşsün. Peyami zaman benden bir peyam, bir mesaj İran şahına göre yetiştir. Beguyaş, yani ona söyle ki Bijan besahti darast. Bijan zor durumdadır. Çu ahu keder çenge şire naras. Nasıl bir sıkıntı diyor ki, aynen bir kazal, bir maral gibi ki bir aslanın pencerelerinde düşmüş. Yani o kadar kendini yalnız hissediyor ki kendisini bir marala, bir ceyrana benzetiyor. Hani aslanlar bir ceyranı alır ya öldürmek için. O ceyran ne kadar masum bakar öyle şeylerde, televizyonlarda bakıyoruz ya. Aynen kendisini o marala benzetiyor. Diyor ki, az anca boro suye zabolsetan. Zabolsetan okuyoruz çünkü şiirde öyle olması gerekiyor. Ama aslında Zabolestan. Zabolestan İran'ın bir ilidir. Rüstem Pehlivan, belki duymuşsunuz. Rüstem Zabolistan'da yaşıyor. O şehirde yaşıyor. Diyor ki oradan da Zabolistan'a git. Bere Raad Mert Rüstem Pehlivan. Pehlivan yiğit Rüstem'in yanına git. Aslında Rüstem Şehname'de çok yardımı geçiyor herkese. Ve çok da güçlü birisi, mert birisi. O yüzden yani kendi kendine öyle yardım demişti ki keşke mesela Rüstem de gelse diye. Derin heyn. Aslında düşünüyorum da bugünkü için yeter mi? Burada bitirelim, sonra kalanını bir başka bir derste yapalım. Çünkü ben de biraz çok konuştum, yoruldum şimdi. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere.